Öncelikle çeyrek final geldi. Tebrik ediyoruz. Günün başarılı ismiyle başlamak istiyoruz. Aslında günün sizi çeyrek finale taşıyan ismiyle başlamak istiyoruz Levent'le. Bugün aslında oyun içinde yaptığın hareketlerle neredeyse atılma noktasına kadar da geldin. Tam atılacağın anlarda maç zaten sona erdi ve takımını çeyrek finale getirdin. Önce seninle başlayalım. O an penaltıya geliş hissinle başlayalım. Kritik bir penaltı. Atarsan tur geliyor. O nasıl duygularla geldin? Şimdi öncelikle ben ilk penaltı sıralamasında 4. sıradaydım. Sonra Cemal abi atlamışız. Onu koyduk. Ben 6. sıraya geldim. Aslında bana gelmiyordu sıra. Çünkü iki farkla öne geçmiştik. Yani iki tane penaltı kaçırdık. Kaderin cilvesi oldu biraz. Son dakikada, son saniye final penaltısı bana denk geldi. Tabii biraz heyecan vardı ama yani daha önce de turnuvada böyle bir pozisyonda karşılaşmıştım. Yine son penaltı bana denk gelmişti. Çerkezköy'de oynayan futbol turnuvasında. Yine bana geldi. Vurdum, gol oldu. Hiç düşünmedim yani. Ama atacağımı inanıyordum yani. Sadece aslında golden sonra nasıl sevineceğimi düşünüyordum. Orada da kendimi kaybettim zaten. O sevinç görüntüsünde de ilginç bir enstantane ne oldu? Hepiniz yerdeyken üzerinize bir de Yalçın'ın atlaması. Altta kim kaldı bilmiyorum ama altta gelene Allah yardım etsin diyebiliriz. Biraz kötü oldu tabii attıyınca. Yalçın da bugün yaptığı kurtarışlarla, yani penaltıda, penaltı öncesinde, maçında yaptığı kurtarışlarla da önemli katkı sağladı size. Özgür sakat çıktın. Riske ediyorsun kendini. İki hafta sonra daha büyük bir maça çıkacaksın diyebiliriz aslında. Yani evlilik aşamasına gelmişsin duyduğumuz kadarıyla. İki hafta sonra düğünüm var. Ona rağmen iki risk arasında güzel mücadele veriyorsun. Kendin şu anda ciddi anlamda riske atıyorsun diyebiliriz. Aynen öyle ya. Benim için de bir futbol hani yaşam tarzı. Ondan vazgeçilemiyorum ama. Burada da yine ben aslında iyi hissediyorum kendimi ama maçın başında yine bir talihsiz olay yaşadım. Yine aynı yerim yüksekti. Ama bu sefer hani daha önemli maç olduğu için de biraz da zorladım kendimi. Açıkçası hani biz iyi başladık maça. Gol de bulduk. Ama ondan sonra gelen 3 gol hani çok aslında anlamsızdı. Hani biz bile anlamadık nasıl oldu arka arkaya diye. İlk yarı 3-1 bitti. Ama ikinci yarı biz alacağımızı yine yeniyorduk. Çünkü tek kalite oynuyorduk. Sonunda 4-4 bitti. Penaltılara kaldı. Penaltılarda Yalçın çok başarılıydı. Gerçi karşı takım arkadaşlarımı da çok tebrik ediyorum. Gerçekten centilmence maç oldu. İşin sonu bizim için güzel oldu yani. Peki şimdi rakip İstaç. Turnuvada otoritelerin şampiyonluk için, final için aday gösterdiği takımlardan biri. Evet. Keza bugün de siz favoriydiniz. Hani gerek 51. dakika programında da hani konuşulanlarda favori takımdınız. Siz ne düşünüyorsunuz maçla ilgili İstaç karşısında? Yani bugün savunmada ciddi boşluklar verildi, 3 gol geldi. İstaç'ta rakibinize göre daha tecrübeli isimler, daha tecrübeli ayaklar var. Hani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu maçta biraz defansa boşluklarımızın sebebi ikili defans oynadık. Normalde biz hep defansa üçlü. Bu rakibi biraz şeyden dolayı mı? Biraz değişik bir taktikle başlayalım direkt. Biraz daha atak oynamak. Biraz daha agresif olalım dedik. Bir atak oynamak. Zaten maçın başında da golü bulduk ama sonradan bir işte savunma hatası geçen hafta aynı hata yaşamıştık. Ondan dolayı biraz şey oldu. Ama önümüzdeki hafta tabii ki İstaş maçı da çok ciddi bir maç. Artık zaten her maç finali aslında. Zayıf takım yok. Biz de çıkacağız. Maç sağlığı belli olacak. Yani, peki başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.